Arkadaşlar merhabalar. Arkadaşlar bugün analitik geometri konularına değineceğiz. İlk öğretim matematik öğretmenliği 2022 ÖABT'de. Analitik geometri arkadaşlar sizin ikinci sınıfta gördüğünüz bir konu zaten. Direkt slayta geçeyim, orada da hemen söyleyeceğim. Arkadaşlar dediğim gibi analitik geometri sizin ikinci sınıfın ilk döneminizde alacağınız bir ders. Analitik geometri aynı lineer cebirde olduğu gibi. Bunu da ikinci sınıfın ilk döneminde görüyorsunuz. Yani bu ilk döneminde görmeniz sizin için büyük avantaj oluyor. Tıpkı analiz ve lineer cebirde söylediğimiz gibi. İkisinde de ikinci sınıfta görmeniz çok büyük avantaj. Çünkü üçüncü sınıfa dersiniz kalmıyor ve üçüncü sınıfta da yavaş yavaş ÖABT'yi neredeyse %50'sini bitirme imkanını sağlıyorsunuz arkadaşlar. Direkt ben fazla uzatmadan diğer olduğu gibi hemen analitik geometri konularına geçmek istiyorum. Arkadaşlar analitik geometride ÖABT'de yaklaşık olarak 7-8 tane soru çıkmakta. Yani işte bu da mesela analizde 20'ye yakın soru çıkmakta. Yaklaşık diyoruz. Tabii bu yaklaşık dememizin sebebi değişebiliyor. Her sene farklı şekilde sorular gelebiliyor tabii. Bazen 9 olur bazen ama yani yaklaşık olarak 7-8 olarak çıkıyor arkadaşlar. Tıpkı şeyde analizde söylediğimiz gibi burada da konu derinlikleri hafifletildi biraz. Mesela prizmalar falan vardı. Onlar çıkartıldığı için daha rahat bir yani daha çok böyle uzay geometrisiyle ilgileniyormuş gibi oluyoruz arkadaşlar. Tıpkı AYT gibi AYT'ye yakın bir soru tipleri var zaten ÖSYM'nin de. Hemen gelelim analitik geometrinin konularına. Arkadaşlar ÖABT'de analitik geometri çıkacak ilk konu doğrunun analitik incelenmesi. Zaten derse de ikinci sınıftaysanız doğrunun analitik incelemesiyle başlıyorsunuz. İkinci konumuz arkadaşlar yine analitik incelemesi devam ediyor. Bu sefer doğru değil de çember devreye giriyor. Çemberin analitik incelenmesi oluyor. Üçüncü işleyeceğimiz konu yani üçüncü sınavda çıkacak olan konu düzlemde vektörler. Zaten bu düzlemde vektörleri lineer cebirleri görüyorsunuz. Ama ondan önce analitik geometride görüyorsunuz. Biraz fikir ediniyorsunuz. Zaten 11'de olması lazım. Fizikte de sayısalcıysanız vektörleri görmüşsünüzdür zaten. Zaten sayısalcısınızdır. Buraya geldiğinize göre. Dördüncü konumuz ise arkadaşlar konikler. Konikleri de bitirdikten sonra direkt bunları ben böyle söylüyorum. Siz yine A4 kağıdınıza yazarsınız konuları. Bu konuları işte teker teker ne yapacaksınız? Her hafta çalışacaksınız arkadaşlar. Beşinci konumuz arkadaşlar. Koniklerden sonra uzayda doğru düzlem, vektör ve simetri incelemesi. Bunları inceleyeceksiniz. Bu sefer uzayda olacak tabii. Altıncı konumuz dönüşüm geometrisi. Olmazsa olmaz geometride zaten. Yansıma, dönme. Bunlar bayağı var dönüşüm geometrisi olarak. ÖSYM'nin sevdiği sorulardan arkadaşlar. İşte şunu öteliyor. Bunu kaç birim ötelersen, döndürürsek, simetrisi falan filan derken bayağı bir dönüşüm geometrisinden de her sene soru karşımıza neredeyse her sene neredeyse aynen hemen hemen her sene soru çıkıyor dönüşüm geometrisinde bizim karşımıza. Yedinci konumuz ise arkadaşlar vektörel karma çarpım. Bu çarpımı zaten büyük ihtimal lineer cebirde de karşınıza gelecek. Aynı şekilde zaten analitik geometri lineer cebir konuları bir iki konuları birbirine çakışıyor. Öğrenmesi de ikisinin ilişkili olduğu için daha basit oluyor arkadaşlar. Sekizinci ve son konumuz ise arkadaşlar ikinci dereceden yüzeyler. Dediğim gibi arkadaşlar ikinci dereceden yüzeyler de son konumuz analitik geometride. Bu analitik geometriyi direkt konuları böyle veriyorum. Aynı analizde lineer cebirde olduğu gibi. Bakın arkadaşlar konuya erişmek güzel bir şey, uygun bir şey ama bunları A4 kağıdını almanız lazım. Yani A4 kağıdını işte 4-5 tane A4 kağıdı yanınıza alıp birincisine analizin konularını, ikincisine analitik geometrinin konularını, İşte üçüncüsüne lineer cebir konularını böyle böyle yazarsınız arkadaşlar. Yani bu sizin gözünüzün önünde kalır. En azından konu bazlı gidebilirsiniz. Yani başlarsınız ilk başta doğrunun analitik incelenmesinden, analitik geometri konusunda. İşte pandemi dönemi şu anda mesela boşuz. Yani dersler illaki bitecek kalmıştır. Şurada 3-4 haftalık bir ders periyodu kaldı önümüzde. Yani ocağın ortasında 15-20 gibi siz derslerden kurtulmuş oluyorsunuz, boşa çıkmış oluyorsunuz. Ve bu boşa çıkmanız size tatil olarak gelmesin arkadaşlar. Çünkü eğer şimdi tatil yaparsanız 4. sınıfta ya da 4. sınıfa yakın zamanda tekrardan çok ciddi sıkı çalışmaya başlayacaksınız ve temeliniz olmadığı için büyük bir bocalama yaşayabilirsiniz ve bu da sizin 5. senenizi tekrar üniversiteye gitmeden ÖABT'ye çalışmayı gerektirebilir. Bunun için yani düşünün ki ilk senede kazanamadınız ve ikinci seneye çalışıyorsunuz. Ne kadar büyük bir stres değil mi?
İşte onu yaşamamak için arkadaşlar ikinci sınıfın, hani bu şu an Ocak'ta, eğer ikinci sınıf iseniz tabii şu an konuşacağız, ya da üçüncü sınıf iseniz, bakın şurada hemen diğer slaytta zaten söylenir. Eğer ikinci sınıf iseniz arkadaşlar, analitik geometri birinci dönem göreceğiniz için, ikinci sınıfın birinci dönemi yarı tarihli ÖABT için bitirebilirsiniz. Yani bu sizin için bayağı bir avantaj sağlar. Lineer cebir de keza, ikisinden birini seçin ve bitirin. Yani bitirin dediğimde konuları çalışarak soru ezberlemek değil arkadaşlar. Yani analitik geometride hocanız size büyük ihtimal klasik sorular soruyordur ezbere olarak. Onlar değil arkadaşlar. Yani daha ÖSYM mantığında bir tane kaynak alırsınız. Konu anlatımında videoda dinlersiniz. İşte benim hocam vardır. Farklı farklı YouTube'da kanallar var. Onları dinlersiniz. Sonra sorunuzu çözersiniz. Bakın ÖSYM'ye yavaş yavaş hazırlanıyorsunuz ÖABT'ye. Bunu yaparsanız zaten dördüncü sınıfa geldiğinizde büyük ihtimalle, yani eğer ikinci sınıfta analitik geometriyi bitirdiyseniz, ikinci sınıfın yazında, yani üçüncü sınıfın başında da büyük ihtimal analitik geometri ile lineer cebiri tekrardan göz gezdirirsiniz. Böylelikle ne olur? Üçüncü sınıfa geldiğinizde analitik ve lineer cebir bitmiş olur. Tek kalan şey analiz kalmış olur baba konulardan. Olasılık var, istatistik de var. Orayı ayrı geçiyorum. Analiz kalmış oluyor. Ondan sonra bir de soyut cebir falan devreye giriyor 3. sınıfta. Soyut cebir zaten ezber ders. Ona en sona atabildiğiniz kadar en sona atacaksınız. Yani gördüğünüz gibi bitirirseniz 4. sınıfın yani ilk senenizde büyük ihtimal, eğer 2. sınıfta çalışmaya başladıysanız bu şekilde, büyük ihtimal kazanırsınız arkadaşlar. Yani hiç bunun şeyi yok, lamıcımı yok. Eğitim bilimleri şimdi mesela bazılarınızda şöyle bir şeyler var. Habire eğitim bilimlerine çalışın, eğitim bilimlerini aradan çıkarın. Yok arkadaşlar, eğitim bilimleri zaten çok sözel. Yani siz de fark etmişsiniz. İsterseniz ikinci sınıfta çalışın. Tekrardan üçüncü sınıfta baştan başlamanız gerekiyor. Dördüncü sınıfta çalışacaksınız. Yani eğitim bilimlerini bence üçüncü sınıfın yazına bıraksanız daha iyi. Son yazına bıraksanız daha iyi olabilir. Çünkü alan bildiğiniz gibi matematik öğrenince, eğer tam anlamıyla öğreniyorsanız bir daha da unutmuyorsunuz. Üçü de zaten şimdi konuştuk. Analizleri bitirebilir. Lineer cebir ve analitik geometri gördüğünüzden dolayı bunları bitirmeye başlayabilirsiniz. Zaten dediğim gibi bunları bitirmeye başlarsanız, bak dördüncü sınıftan önce bitirmek diyor bir önceki slayttaki konuları. İyi şekilde bitirmişseniz diyor ve dördüncü sınıflara düşük performansla çalışsanız bile, bakın arkadaşlar, atandığınız hayırlı olsun. Gerçekten de böyle. Yani dördüncü sınıfta sizin çok çalışmanızı gerektirecek bir durum olmuyor. Yani tamam, şu an mesela diyebilirsiniz ki, şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ben 2'de ve 3'te çalışacağım ama 4'te sıkı çalışırım, kazanırım, daha iyi. Evet, güzel bir şey ama her zaman şeyler, fikir, planlar, hayaller, hedeflere ulaşmıyor arkadaşlar. Ve bu da ulaşılması zor olan bir şey. Dördüncü sınıfta çok çalışarak kazanabilir misiniz? Evet, istisna olur, kazanabilirsiniz. Ya da çok çalışmışsınızdır, gerçekten hak etmişsinizdir, kazanabilirsiniz. Ama o çok çalıştığınızda, kazandığınızda gerçekten kazandınız mı? Yoksa bir yıkım mı elde ettiniz? Çünkü onun psikolojik durumu var, çok çalışma durumu, stres durumu var, onun stres yönetimi var. Bayağı bir sorunlar sizin karşınıza çıkacak. Sanmayın dördüncü sınıf öyle kek şeklinde, böyle şu an boş vaktimiz olduğu gibi olacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Stajınızdır, odur budur falan. Hocalarınız size yine ödev vermeye başlayacaktır. Hani sınavlarınızdır. Sanmayın öyle kolay yoldan sizi bırakıyorlar, bırakmıyorlar. Ya o yüzden dördüncü sınıfa ne kadar az iş bırakırsanız o kadar iyi. Stajda falan filan neredeyse haftanız tamamen bitiyor bir haftanız bahsinde. Yapabildiğiniz kadar erken başlayın. Ha, yani ikinci sınıfta analitik geometri çalışmak şöyle. Ben demiyorum ki analitik geometriyi 5-6 saat oturup da çalışın. Hayır, öyle bir şey yok. Analitik geometriye günde 1 saat ya da 1,5 saat verirsin. 10, yani 10 günde edersen 15 saat. Gördüm, yani 10 gün bir, yani 2-3 ay çalışırsın ama günde 1 saat çalışırsın. Yani seni ırgalamaz bile. Düşün ki yarım saatlik bir kitap okuma periyodu gibi. Seni hiç etkilemiyor bile. Ama öğreniyorsun. O zaman ben onu seçerim yani. Niye onu seçmeyeyim ki diye düşünebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi konuları verdim arkadaşlar. Ya bunları not alıp Ocak'tan önce bir planınızı hazırlarsınız. Ha, sınavların bitmesini bekleyebilirsiniz. Yani derslerinizin bitmesini bekleyebilirsiniz, normal. Bitmesini beklemeyerek de akşamları, yani 6-7 gibi 8 gibi çalışabilirsiniz. O da ayrı bir konu arkadaşlar. Diğer videomuz hakkında konuşalım arkadaşlar. Analitik geometri de yükledikten sonra diğer videomuz olasılık ve istatistik konularını inceleyeceğiz arkadaşlar. Olasılık ve istatistik konularında bir dahaki videomuzda değinmiş olacağız. Olasılık ve istatistik de önemli ve yani zor bir konu diyebiliriz arkadaşlar. Onu da diğer videoda değineceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.